Kaç kaç kaç. Tora. Tora. İspanyolca ne ekmek? Pan. Ban. 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 Pan. 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 Say hi. Hi. Good morning. Günaydın. 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 Neredesin? Günaydın. Günaydın, merhabalar. Bir hafta 10 gün oldu. Fethiye'ye geldik. Fethiye'de güzel bir koydayız şu anda, arkadaşlarımızla beraberiz. Şey, fıkra gibi bir yerdeyiz. Bir Alman, bir İngiliz. Uganda kökenli İngiliz. Uruguay mıydı? Uganda. Bugün şey yapalım dedik ya, bu hafta artık hani böyle gezdik ettik, oraya girdik buraya çıktık yapmayalım da deneyim medyası yapalım. Hani dedik ya, kışın bir 6 aylık deneyim ya da işte hani kışa geçtiğimiz zaman bir deneyimimizi paylaşırız demiştik. Bu hafta onu yapalım istedik. Şu etrafı gösterelim size önce, girişten önce. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Selamlar de. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Görüşürüz. Olmayabilir. Olsun. Sen at bakalım bir ne olacak. Çok tatlıydınız. Odunu sarmıştık. Ne yapıyorsunuz? Sulumada bulaşık yıkadık. Reklam. Ören koala. Ören koala. Araya ürün yerleştirmeyelim. Evet. Devam ediyoruz. Benim saçlar da çok uzun olduğu için örme yapacağım dedi. Evet. Ören koala. Belki sen biraz uzat. Evet. Seni. Evet. Seni. Olabilir aslında. Biz gidiyoruz. Aslında herkes biliyor. Peki nereye? Bir yere gitmiyoruz be, buradayız. Kahvaltı yani, şey yaptınız mı? Yapmadık. O zaman güzel bir kahvaltı yapalım. Ne yapacağız? Temiz tabaklarımızla. Ne yapalım? Yumurta, tereyağı. Ben o resme bakınca sanki turuncu daha güzel gördüm. Öyle diyorsun. Şey yapayım mı? Taze soğanlı yumurta. Ne? Ne bileyim. Hayır, çok severim. Baharatlı taze soğanlı yumurta olur ya. Ben pırasalı yumurta da çok güzel olur mesela. Pırasa da var. Pırasa da harika olur. Ispanak almadık, aldık. Yok, almadık. Omlet yapabilirsiniz ıspanaklı, o da güzel olur. Yok, pırasalı taze soğanlı yumurta yapalım. Kahvaltıyı yapalım. Güzel olur. Okey. Tamam. Önce şu arabayı bir çalıştırmam lazım. Oturdu artık iyice körüklere. O zaman biz videoyu bitiririz de orada. Biz ama bir sinyal çakın, biz de hemen kahvaltı hazırlığına başlayalım. Aynen. Aynen. Şu aracım çalıştırayım, bir yükselteyim. Tabii canım, yattı, sola yattı. Düşüyordu valla. Mandarin. Çok güzel bahçe arkası şeyleri ya. Metuşum, sana veriyorum kamerayı. Önce gel şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar, bu video aslında 6 aylık deneyim olacak. Şu an mesela arabayı görüyorsunuz. 10 gündür hiç marşa basmadım. O yüzden de şöyle çöktü. Körüklere oturdu. Bu bidonlar ne diyeceksiniz? Sizin su bidonunuz yok mu? Siz
fakir misiniz diyeceksiniz. Hayır değil. Gittiğimiz yerlerde sabit kaldığımız zaman beni alırsan çekersen çok sevinirim. Teşekkür ederim canım. Suyumuzu atıyorum aracı götürüp doldurup getirmekten ise hidrofordan ben yaparken bunu zaten düşünmüştüm. Bir hortumu ilave çıkartabileyim diye. Hortumu hidrofordan direkt çıkartıyoruz. Böyle. Bir de onun içerisine sallıyoruz. Direkt suyumuzu kullanmaya devam ediyoruz. Motora da bunları dolduruyoruz. Geliyoruz. Devam ediyoruz. 10 numara iş. Çöktü. Şöyle baksana araba yere oturdu ya. Evet. Neredeyse şişelere basacak. Ben gidiyorum. Bir marş basayım. Bir araç bir yükselsin. Bir heybeti ortaya çıksın. Ben burada mı durayım? Tamam. O zaman marş. Böyle kaldı araba. Başlayalım. En yükselmeye başlarken de. Şöyle gel. Aşkım evet. Hayır. Şöyle geçeyim. Sen böyle ışığı böyle al. Peki oldu. Aa güneş gözüme geliyor. Şuraya gelir misin? Geldim. Tabii. Ayrıca dışarıya gelir. Bir sıkıntımız yok. Yani sadece şöyle bir şeylerimiz var. Onu zaten içeride anlatacağız. Motor taşımayla terasta paslanmaya başlayan noktalarımız var. Onların restorasyonunu yapacağız. Alt tarafta boya atmam gereken yerler var. Boyanmamış noktalar vardı. Onları falan boyayacağız. Onları da önümüzdeki içeriklerde araç restorasyon bölümleri olarak size paylaşacağız. En son İzmir'deyken şeyleri vidayla atmıştım. Onlar hala duruyor. Hiçbir problem yok. Şunları. Su almalarımız kucağısında olmuştu. Onu çözdük. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Yavaş yavaş yapılıyor. Güzel oluyor. Aracı yükseltelim. İçeriye geçelim. İçeride konuşalım. Daha. Bak. Daha değil. Kaç santim yükseliyor acaba? 10 santim falan yükseliyor. Şuradan başladı. Tam şu çizgiden başladı. Niye çizmiyorum? Şurası işte şu çizgi. Şu çizgiden başladı yükselme. Aa şu an ben gözle görebiliyorum. Hocam yükseliyordu. Yüksel. Heybetin hayır örümcek çıktı. Ya. Örümcek biraz fazla burada. O zaman artık içeriye doğru geçelim. Bu da bir çıtı bas desin. Ve tahliye bir atsın. Kapatalım. İçeriye geçelim. Arkaya kaldırız. Önü kaldırız. Geçecek falan filan daha gidelim. Yeah bas. Doldu. Yeah. Havalar doldu. Havalarımız doldu. Hadi içeri geçelim. Hadi gidelim. İleride anlatacağım. Daha restorasyona başlıyoruz. Ne mi sıkılacak burada şimdi? Biraz sabit kalmak istediğimiz nokta. Gerçi yani. Hiç de canımız sıkılmıyor ama. Hiç sıkılmıyor. Kitap okuyacak zamanımız bile yok. Valla kitap okuyacak zaman bulamıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Bir yaklaşık bir 10 gün oldu. Değil mi? Fethiye'ye evet, gelelim. Evet, Fethiye'deyiz. Şey yapıyorduk yani yolda videolarımızı paylaşıyorduk ediyorduk ama hadi dikkat normal artık rutin karavan yaşantısına dönelim. Çünkü merak edilen orası karavan yaşantısı oluyor. 6 aylık deneyimimizden bahsetmek istiyoruz. Memnun olmadığın bir şey var mı 6 ayda? Öyle sorayım. Ya bunu da şeyden dolayı yapalım dedik aslında. Yani birçok şu an hani evet. Otobüs, karavan evet yapan var. Hı hı. Ama tam zamanlı yaşam değişimi yok şu anda. Tam zamanlı 6 aydır yaşam. Bildiğimiz yok. Ya şeyi saymıyorum hani Baran'ı saymıyorum. Baran çok çok aynen. Önceden beri yapıyor. Ama şu an hali hazırda yapanların arasında İlk bitirdiğimiz için hani bir deneyimlerimizi aynen. Aktarmak istedik.
Valla 6 aylık sürede girmediğimiz yer, girmediğimiz şehir, kaybolmadığımız yanlış girmediğimiz nokta. Hatta Dalyan'da çarşı içine, çarşı içine girdik. Hiçbir problem yani, olmadı. Onu takip atmamışız. Biri dedi ki abi ceza yiyeceksin buradan çık dedi. Biz hemen çıktık, ceza mı falan dedik. Oraya büyük araba girmesi yasakmış. Giremiyordu çünkü zaten. Çünkü giremiyor da ama biz girdik. Yani yanlışlıkla girdik. Yani hiç. Yani genelde gittiğimiz yerde şeyle karşılaşıyoruz. Sen buraya nasıl girdin? Aynen. Sen nasıl abi geldin giriyor abi ya? Yani falan diyorlar hep. Hiç sıkıntı yok o konuda. O konuda bir sıkıntı yaşamadık. Bağırma evet konusunda, gitme konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Yakıt konusunda az yakıyorduk. Her şeye zam geldiği gibi. Yakıta da zam geldiği için artık tekrar eskisi gibi yakıyoruz. Ama eski sistem olsa mutlaka 3,5 lira falan yakıyor olacaktı. Aynen. Şu an yine 2,25 lira falan çıktı yakıt. Problem etmiyoruz artık. Yakıt da problem değil bizim için. Şundan dolayı değil. Çünkü petrol kuyusu buldum. Ya evimizi taşıyoruz. Onu fark ettik. Bir maliyet hesabı yaptık. Gezebileceğimiz zamanı göre ayırıp gezeceğiz. Gezemediğimiz zaman sabit kalacağımız güzel noktalara geçeceğiz. Ve o şekilde devam edeceğiz. Aynen öyle. O yüzden yakıtı da artık problem etmiyoruz kendimize. Çünkü araç çok keyifli. Evet. Yani gerçekten otobüs. Yani doğru karar vermişiz. Doğru araç yapmışız. O konuda hiçbir problemimiz yok. Gayet memnunuz. Isıtıcımız henüz gelmedi. Evet, ısıtıcımızı bekliyoruz. Isıtıcımız yok. Ama zaten şu an bulunduğumuz yer hala dün denize giriyorduk. Bugün de muhtemelen yine denize gireceğiz. Hava sıcak. Akşamları bir tık soğuk yapıyor. Onda da küçük tüp yaptık. Ha, aynen defa. Böyle küçük tüpün üstüne katalitik aparatı takılan şeyden. Onunla hemen ısını veriyor içerisi, evet. Yani. Çok şey değil ama ne kadar 8 dereceyi falan gördük tabii. Eksileri falan evet görmedik. Onun dışında, burada da görmeyiz zaten de. Onun dışında de en önemli şey mutluyuz. Yani evet ya. Gerçekten sistemin dışına çıkmamız ve yani şöyle bir şey var, şimdi 2 senedir karavan hayatı yaşıyorduk ama hep bir ev vardı, işte kirası, faturası, bilmem nesi, zartı zurtu, hep onlarla uğraşıyorduk. Bu sistemin dışına çıkmak en büyük rahatlattı bizi aslında. Aynen. Yani en azından psikolojik olarak rahatsız. Tabii, aynen öyle. O konuda hiç şeyim yok. En çok merak edilenlerden biri de, evet, uzun deneyim merak edilenlerden biri de kompost tuvaletti. Yaklaşık 6 aydır kullanıyoruz ve mükemmel. Yani hala çok memnunum. Bir kere onu ilk 2 aylık deneyim videosundayken ertesi günü bir arıza, yani arıza da yapmadı, tıkandı. Borusu tıkanmıştı. Borusu kıvrılmış arada. Komple söküp bir restorasyon yaptım. Onu da bir ara paylaşacağım size. Karavan şey kompost tuvalet yapımında. Ama şey, o şeyden kaynaklı değil. Sistemden kaynaklı sistemden değil. Kaynaklı hortum değil. Kıvrılmış. Aynen. Ama genel anlamıyla kompost tuvalet çok başarılı bir sistem bizce. 6 aydır herhangi bir problem ne yaşamıyoruz. Kokuyor, ne bir şey, ne boşaltma. Kedilerin kumu daha çok kokuyor ya. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Kompost tuvalet düşünen varsa düşünmesin, yapsın. Çok bence memnun de kalacak. Yani ya da atıyorum önce bir denesin. Portatif tuvaleti denesin. Macerotu denesin. O nereye boşaltacağım diye uğraşsın. Aynen. Abi yani bir bağ evi veya bir tekrar bir farklı bir yer yapacak olsam da kompost tuvalet kullanırım. Yani evde bile bazen düşünülebilir. Hani öyle söyleyeyim. Sistem olarak evde bile düşünülebilir. Yani. Çok memnunum sistem olarak çünkü. Evet, kompost tuvaletten de bahsettik. İç boya olayını yapacağız ama iç boyada şöyle bir şeyimiz oldu. Aslında iç boyayı Deniz abi sağ olsun MD Karavan ben komple yapacağım dedi. Ama biz şimdi kış, yani İzmir'de kışı geçirmek istemedik. Ya belki ilerleyen günlerde ya da bir şey sonra gideriz ama şu an için planımızda öyle bir şey yok. Onu da size sebeplerini önümüzdeki videolarda, biraz da karavanda yaşam modunda artık videolarımız gelecek, anlatacağız. Şu an bulunduğumuz yerde neden bulunduğumuzu, neden biraz daha uzun kalmak istediğimizi çok şaşıracağınız videolar video gelecek. Videoyla anlatacağız. Yani, maliyet olarak, yani yaşam maliyeti olarak Türkiye'de yaşanabilecek en uygun yerlerden birindeyiz şu anda. Evet, maliyet videoları, yani aylık masrafınız ne kadar çok soruluyor. Haftaya bir aylık masraf mı ya da haftalık masraf tarzı bir video mu yapalım? Haftalık mı yapalım? Haftalık çok küçük. Aylık yapalım. Aylık yaparsak da mazot girecek işin içine. Tamam, o zaman haftalık yapalım. Dur, ay şeyi Kasım'a döndü mü? Şey aralığa döndü mü? Dönmedi. Tamam. Dönmedi daha. Kasım'a kaçıyor mazot. Dönmedi. Tamam, haftaya bir aylık maliyet videosu yapalım ya. Aynen. Bunun içerisinde pazar alışverişi, aynen, market alışverişi. O da çok merak ediliyor çünkü. Onu yapalım. Şaşıracaksınız, güzel bir video gelecek. O yüzden buradayız. Yani kısacası o yüzden İzmir'e dönemiyoruz. Deniz abi sağ olsun. Evet. Onu söyledi bize ama artık İzmir'e döndüğümüzde bize de bir uğraş gideceğiz olsun ya. Aracın içini komple boyuyoruz.
Yani boyuyorsun. Kompleden kastımız çok komple değil. Ya 3 günde boyarız, 5 günde boyarız. Ya şey işte yani çocuklar var, kuruyacak. Hayır şey yapacağız, ön tarafı ayrı boyayacağız. Hı-hı. Kuruması zaten 1 saat sürmüyor ki, hava sıcak yavrum. Çamaşır bile 3 saatte kuruyor, 4 saatte kuruyor şu anda burada. Yani. Yani. Arkaya çocukları koyacağız. Biz zımparalarını yapacağız, kapatmalarını yapacağız. Ay yazın zımpara. Şey... Aa, zımpara yapamayız. Zımpara yapamazsın. Ufak zımparalar yaparız, altına süpürgeyi tutarım. Yok. Her yer batar. O zaman elimizle kazacağız, üzerine macun çekeceğiz. Ya ara şu bölmeler var ya. Yani tavanı lambiri yaptık ama otobüslerde her şöyle bir şey var. Otobüs yapacaklara onu söyleyebilirim. Evet. Lambiri veya hareketli bir parça tavanda. Bizim araçlarımız Ducato tarzı araçlar değil. Aynen. Yani bir bükülmeye girdiğiniz zaman tavanda çatır çatır o macunlar atıyor. Eğer oynak bir malzemeye sahipseniz sadece macunlar atıyor. Ama değilseniz mobilyaya bile zarar verebilir. O konuda evet. Da iyi ki kavak kullanmışız. Bizim mobilyamızı her yere esneyebiliyor. Yolda da hiçbir ses yapmıyor. Aynen. Ama lambirler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aynen. Çünkü birleşim yerlerine çekilen macunların hepsi yola çıktıktan sonra çat 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 ayrıldı. Aynen öyle. Başka? Ya bu işçilik kaynaklı da olabilir, onu bilemem. O ayrı mesele. Yeriniz müsaitse dörtlü ocak kullanabilirsiniz. Gayet ev konforu veriyor. Lavabo olabildiğince büyük olsun. Bizim boyutundan çok memnunuz. Kurtarıcı oluyor. Kurtarıcı oluyor lavabo. Koyabiliyorsanız otobüs karavan yapacaklar konuşuyorum. Ufak karavan yapacaklar için zaten çok fazla öngörü yani ya da yapım videoları var. Otobüs karavan hani bitmiş ve tecrübe olarak söylüyorum bunu. Hani alçak gönüllülük olarak söylemeyeceğim bunu. Küvet çok eleştirildi. Abi iyi ki küvet koymuşuz. Evet. Şu an sıcak suyumuz yok ama şöyle bir şey yaptık. Mesela atıyorum sıcak suyumuz yok. Güğümde su ısıtıyoruz, yıkanıyoruz. Sıcak su geldiği zaman yine yıkanılabilir. Bize en büyük avantajı orasında ayrı bir depolama alanı olarak kullanıyoruz. Aynen. Bir. İkincisi su, dışarıya su sızmasını engelledik. Tamamen su sızmasını engelledik. Çünkü küvet yani duş teknesi olduğu zaman eğilmelerde bükülmelerde aynı atan macunlar, silikonlar onda da atacak ve su kaçacak. Yani aracın içerisinde en büyük istenmeyen şey yerde, su. Aynen durduğunuz yerde tam anlamıyla eğer dengede değilseniz duş alırken su akacak. Aynen öyle. Ki küçük karavanlarda duş teknesi olduğunda bunu çok yaşayan arkadaşımız var. Aynı zamanda büyük yaparak yani yıkanma alanı niye çok bu kadar büyük yaptınız, küvetler koydunuz vesaire. Onun üzerine şu an çamaşırlar asılı o yüzden gösteremiyorum. Mesela dışarıda çamaşır kurutmak zorunda değilim. Bir çamaşır askılığına ihtiyacım yok. Evin içerisinde salona bir şey asmıyorum. Oraya 6 sıra ip yaptık yukarıya. Yıkadığımız çamaşırları neredeyse bayağı oraya asıyoruz ve kuruyor. Yani 6-7 kilo belki 9 kilo falan. Tabii 9-10 kilo yani şöyle düşünün. 3 makinalık çamaşır asabiliyorsun. Evet. Yani büyük makineden gelen çamaşır 3 makine çamaşır asılabiliyor. O kadar büyük bir çamaşır alanımız oldu. Aynen öyle. Gayet memnunuz bu yüzden de. Televizyonumuzu taktık ama şu an enerjiyle ilgili bir sıkıntılarımız var. Şu an 240 ampere düşmek zorunda kaldık akü olarak. Tam manasıyla yetmiyor. Evet. Yani tam her şeyi randımanlı kullanamıyoruz. Yani şu an Webasto'yu kullanamayız mesela gerçekten. Yetmez. Televizyon vesaireyi kullanamıyoruz şu anda 240 aynen. Amperi. Sadece buzdolabını çeviriyor. Ana enerjimizi çeviriyor. Çünkü kış modundayız. Yazın olsa belki yeserdi. Bir akümüz daha gelecek diye bekliyoruz. Onu da bekliyoruz. Bakalım. Onun dışında ya sistematik olarak belki biraz daha 12 volt ışıkları ve 220 ışıkları ışık diyordum. Onu konuşuyordum. Spotları biz alırken şöyle bir şey yaptık. Biliyordum böyle bir şey olacağını zaten de. Çok bilmiş diyeceksiniz ya da önemli değil diyeyim. Biliyorum kardeşim. 3 wattlık hazır spotlardan aldık. İçerisinde ledler var. 12 voltta çalışır bunlar. Fakat driversız olduğu için yavaş yavaş zamanla patlayacağını biliyordum. Fakat şöyle bir şey var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane spot var. Tavanda, tavanda sadece. Yanlarda spot yok zaten. 20 tane spot var. Yani var 23-24 tane var da 20 düz hesap yapıyorum. 20 tane spotun bana maliyeti 8 liradan 160 TL tuttu. Bunu eğer driverla kullansaydım tanesi 65 TL'ydi. Ben aldığım zaman şu anını söylemiyorum. Driverlı yapılmış. Şu an daha pahalı. Ben eski fiyatlara göre konuşuyorum. 12 volt spot o zaman driverlı 65 TL'ydi. Kaç para yapıyor? Çok 650 1300 TL para yapıyor. Yani bu senede bir ben bunların hepsini değiştirsem bana koymaz. Ama mesela şu an 2-3 tanesiyle patladı galiba. O da öyle evet. Patlamak da değil. Ya pır 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 pır, pır yapıyor biraz böyle ışık. Işık veriyor gene ama. Onları değiştireceğim. Onları zaten yedekli olarak almıştım yanıma çıkarken. Evet, onları değiştireyim. Şeyli saatte onları çıt çıt onları değiştireyim.
Başka öyle ben hani sıkıntı yaşadığımız bir şeyimiz olmadı. Tasarımından çok memnunum. İyi ki bu tasarımı yapmışız araçta. Evet. Belki bir pişmanlığımız var mı? Evet. Belki. Var. Soba keşke koysaydım. Soba keşke koysaydım. Yani şuraya bu koltuk. Ya hala da koyulabilir bu arada. Ya evet şu koltuk iptal edilir. Buraya koltuk. Soba konulabilir. Ki yani ama en kötü ve bastonumuz gelmez ise. En büyük pişmanlığım o galiba evet, benim. Soba. Senin? Soba. Çünkü çok rahat odun vesaire bulabiliyoruz etrafta. Ben aslında soba da değil. Kuzine. Kuzine. Hem fırınımız olmadığı için onu fırın olarak kullanmak. Evet. Ya tek, düşünüyorum yani hala koyabilirim ya. Hataysa tek hatamız yani bize kalırsa galiba soba koymak. Hala koyabilirim kuzine ya. Ben şeyden çok korkmuştum işte çocuklardan çok ama endişe etmiştim. Ama gitmiyorlar onlar ısıya bak. Evet küçük sıcağa gitmiyorlar. Yani şuraya şu bölüme gerçekten benim burayı kaldırdım. Buradan zaten şeyin camdan şeyi çıkartabiliyorum. Onu bir yabancı bir karavanda da gördük. Camı açıyorsun. Oraya alüminyum plakadan kapatıyorsun. Bacayı yandan çıkartıyorsun. Yazın da söküp kapatıyorsun. Buraya bir ufak... Gerçi şeyi şunu kaldırmaya bile gerek yok. Nasıl? Yok altına bir plaka üzerine direkt koyacağız. Sadece minderini kaldıracağız buranın. Evet aşkım. Üzerine koyacağız. Küçük kuzine böyle küçük tepsili. Yani çok öyle şeye olmaz gerek mı? Yok yani atraksiyona gerek yok. Evet evet evet. Sadece şunu kaldıracağız. Bacayı da buradan çıkartacağız zaten. Yanına alüminyumla kapatacağız. Çok da uğraştırıcı bir şey değil. Arkadaşlar kuzine soba konusunda bir yorumunuzu alayım ya. Ya çok rahat olacak biliyor musun? Odun çok rahat bulabiliyoruz etrafta evet çünkü. Evet ya. Çıtır 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 çıtır. Tabii. Oy. Ya bir de fırında yemek. Biraz şeye geçtik. Yine söyleyeceğim aynısını. Diyet moduna geçtik. Boşver. Belki. Eserse. Eserse. Fırın önemli ya. Yani fırında bir şey yapmak istiyor insan. Evet gazlı fırın yani şu an domatiğin vesaire var zaten artık. Kurlardan dolayı hiçbir şey söylemiyorum. Kaç dakika oldu biz yine konuşuyoruz. Arkadaşlar karavan videoları gelecek bundan sonra. Takipte kalın. Beğenin. Karavanda yaşam videoları. Evet karavanda yaşam videoları. Değil. Karavanda yaşam. Etrafı gezdirecek olan çok fazla insan varmış. Onu fark ettim. Biz de vlog tarzını hiç beceremiyormuşuz. Ha yok. Bak, ben de izliyorum. Bakıyorum videolara. Şey oluyoruz ya. Ya şöyle bir şey oluyor. Biz gezmeye, kendimiz yaşamaya çok alışmışız. Ya hayır, ben aslında şundan dolayı sevmiyorum. Mesela bir sahile gidiyoruz. Orada video çekmek istemiyorum. Niye çekmek istemiyorum? Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Sen video çekiyorsun. Orada insanlar denize giriyor. İşte ne evet bileyim. Ya insanları çekmek istemiyorum. Yurt dışında olsan hiç sıkıntı değil. Çünkü insanlar bunu dert etmiyor. Yani işte ne bileyim çok ya yaşanıyor böyle şeyler. Bir de mecburiyet hissediyorsun. Yani gittiğin yeri gezmek isterken o enerjiyi belki de bizim kendine aldığımız keyfi videoya yansıtamıyoruz. Olabilir. Yani o yüzden ya vlog yine gelebilir. Mesela Dalyan'ın İstuzu videosunu paylaşmadım. Daha Dalyan'da çok güzel yerler var. Çok güzel yerlere gittik ettik ama aynısı orada kaplıcayı da çektik orada. Aynısını hadi kapatalım mevkuşen dedik. İnsanlar rahatsız oluyor. Aynen. Çekmek istemedim yani. Yani biz vlogu çok beceremiyoruz. Utanıyoruz da. Daha kameraya alışık değiliz. Pazarda ne yapacağız? Ne o alakası? Pazara dalacağız böyle. Aa, teyze aç para bunu. Pazarda kimse bikiniyle gezmiyor hayatım. İyi. Hadi gidiyoruz. Güzel karavanda yaşam videoları gelecek. Keyifli videolar o gelecek. O zaman Ronnie'yi duydunuz. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın.